Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta oyundan kaldırılan veya değiştirilen özellikler serisi ile kostüm sıralama serisini birleştirdim. Geçmişten günümüze oyunda değiştirilen kostümleri sizlerle birlikte sıralayacağız. İnanılmaz değişime uğramış kostümler var. Onun dışında ufak tefek de olsa değişen bazı kostümler de var. Toplamda 12 tane kostüm sizlere göstereceğim. En az değişenden en inanılmaz, en çok değişene doğru gideceğim. Bu iki seriyi birleştirmenin adına videonun başında sizlerden bir tane beğeni istiyorum. Bu tarzda videoların devamı için beğeni atabilirsiniz ve kanalı izlemekten keyif alıyorsanız, takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Yeni hedefimiz 300 bin abone. Güzel bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Hala takip etmiyorsanız ve izlemekten keyif alıyorsanız takip et tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Listemin 12. sırasında Bandita Shelly kostümü var. Bu kostümü biliyorsunuz ki şu anda oyuna yeni başlamış olan oyunculara bedava bir şekilde veriyorlar. Eskiden tabii ki bu şekilde değildi. Elmasla birlikte satılıyordu. Ve dış görünüşü de inanılmaz farklıydı. O zamanlar ender kostümdür, süper ender diye yani kostüm enderlikleri oyunun içerisinde bulunmuyordu. Şu anda tabii ki biliyorsunuz ki ender kostümler konumunda. Yani oyun içerisindeki görünüşü bu şekilde. Eski görünümünü de zaten sağa sola bir yerlere ben koyarım. Yani eskiden de kostümde efekt bulunmuyormuş. Hala bir efekt bulunmuyor ama şu anda oyun içerisinde ve lobide çok çok daha güzel duruyor işin açığı. Yani abi eski halinin o lobideki görüntüsü baya bir kötü zaten. Hani ender kostüm olmasına rağmen gözüme bir güzel geldi işin açığı şu anda bu kostüm. Bu şekilde az değişen kostümlerden başladık. Listede ilerledikçe böyle daha fazla değişen kostümleri de görmeye devam edeceğiz. 11. sırada yine bir ender kostüm var. Panda Nita kostümü. Abi bu kostümlere güzel diyeceğim aklıma gelmezdi ama yani eski hali gerçekten bunun da yine aynı şekilde çok kötü duruyor. Ama şimdi bu kostümde şöyle bir farklılık bulunuyor. Bunun şu anda düz vuruşu bu şekilde. Eskiden daha farklı bir düz vuruşu varmış. Yani o görüntü de benim bir hoşuma gider gibi oldu. Böyle yerden sanırım toprak kaldırıyor gibi bir görüntü bulunuyordu. Yani grafikleri arttırılmış gibi duruyor bu iki kostümde. Aslında böyle yıllar geçtikçe daha güzel gözükmeye başlayan kostümler olmuş. 10. sıraya geldim. Listemin 10. sırasında Rock Yıldızı Cold kostümü var. Abi bu kostümün de yine dış görünüşü şu anda bir tık daha iyi duruyor işin açığı. Aslında şimdi şöyle bir durum da var. Bunun sebebi oyunun grafikleri yıllar geçtikçe de daha da güzel hale gelmeye başladı. Bu da bayağı aslında büyük bir etken. Es geçmemek lazım abi. Ender kostümü olduğu için zaten şu anda herhangi bir efekti bulunmuyor. O zaman da sanırım böyle Colt bir tık daha farklı duruyordu ama yine efekt denilebilecek gerçekten bir şey bulunmuyordu Rock Yıldızı Colt'ta. Ve şu anki hali bence çok çok daha iyi yine. Ona da diyebilecek bir şey yok. 9. sıramıza geldik. Listenin 9. sırasında eski dönemsel kostümlerden bir tanesi olan Tıknaz Daryl kostümü bulunuyor. Bu da bir ara hatırlarsanız dış görünüş olarak değiştirilmiş bir kostümdü. Şimdi uzun zamandır oynamadığım için efektlerinde bir değişiklik oldu mu ben de bilmiyorum. Videoda bakacağım. Yok. Eski efektlere bayağı bir benziyor. Yani belki değiştiyse çok ufak değişmiştir ama eski efektler de sanki böyle yine mavi bir görüntüye sahipti abi. Şöyle bir de ultisine basalım. Ultisinin görüntüsü de bu şekilde. Yani dış görünüş olarak değişmiş ama efekt olarak böyle acayip değişen bir kostüm değil. Dış görünüşü de inanılmaz değişmiş değil bu arada. Hani güzel mi dersen daha güzel bir hale gelmiş yine bu kostümde. 8. sıraya geldim. Listemizin 8. sırasında El Rudo Primo kostümü bulunuyor. Animasyonunu tamamladı. Ya dış görünüş olarak ne yalan söyleyeyim. Yani sanki eski hali bir tık daha iyi gibi duruyor. Hani lobideki hali ama. Ama savaş alanındaki hali sanki şu anda daha iyi duruyor. Şöyle bir de efektlerine bakalım. Evet, eski efektleri yok gibi bir şey. Yani ben yanlış hatırlamıyorsam o eski görüntüdeki normal Primo'nun düz vuruşu gibi. Ve buna da böyle mor mor bir şey eklemişler burada. Ben bu kostümden bayağıdır oynamıyordum. Bunda böyle bir efekt var mıydı ya? Şöyle bir de ultisine bakalım. Oo, mor bir şekilde yani. Oğlum bu kostümü bayağı düzeltmişler bu arada. Ben bu kostümden bayağıdır oynamıyordum. Efekt olarak güzel bir hale gelmiş. Ama acayip bir dış görünüş değişikliği yok. Yani bunun da efekti değişmiş. Dış görünüş de değişmiş ama yine acayip büyük bir dış görünüş değişikliği yok. İlk 3'e falan geldiğim zaman ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. 7. sıraya geldim. Listemin 7. sırasında yine bir süper ender kostümü olan Sakura Spike kostümü var. Dış görünüşünü görüyorsunuz. Yani dış görünüş olarak pembenin rengi bir tık böyle bir açılmış. Onun dışında giydiği kıyafet orada sarı olarak gözüküyor. Burada yine pembe. Altındaki şeyin rengi de şu anda pantolonun rengi de kahverengi orada yeşil olarak gözüküyor. Ya eski dış görünüşü bence yine kötü değil abi. O da güzel duruyor. Eski kostümün en büyük problemi ne derseniz abi. Eski kostümün en büyük problemi efektler berbat. Efekt yok zaten hatta. Öyle bir durum var. Şu anki efekti çok çok daha güzel abi kostümün. Hatta yani ulti efekti şöyle bir bakalım. Hatırlamıyorum ki ama. Bunun ulti efekti.
Hani şeyde çiçekler çıkıyor. Yani basit bir efekti varmış abi kostümü. Şimdi eskiden de efekti kötüymüş. Eski Spike ultisinin görünümü o şekildeydi bu arada. Onda da yine varsa muhtemelen çiçek detayları vardır. Ben o kadar dikkat etmedim. Siz gördüyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Yani kostüm bence şu an düz vuruş efekti olarak gelişmiş. Dış görünüş olarak eski hali de güzelmiş. Hani bir tık daha grafikleri artarak gelse sadece yeterli olurmuş ama bu hali de yine güzel. Ve geldim listemde 6. sıraya. 6. sıraya ben Viking Bull kostümünü aldım. Abi bu kostümü haksızlık ediyormuşuz resmen. Çünkü eski halinin görüntüsü baya berbat diyebilirim yani. Çok çirkin gözüküyor. Şu an saçını sakalını baya bir toparlamış gibi. Hatta eskiden sakalı da yokmuş yani. Ufaktan şöyle varmış. Burada bir şey bırakmış. Keçi sakalı bırakmış. Yani şu anki dış görüntüsü eskisine göre bayağı bir daha iyi duruyor. Çok sağlam değişmiş bir kostüm. Çünkü eski halinde düz vuruş efekti falan bulunmuyor arkadaşlar. Şu anda düz vuruş efekti de var. Yani gerçekten çok sağlam değiştirmişler bu kostümü de. Ultisini bilmiyorum abi ya. Bak burada ulti efekti var ama eskisinin ulti görüntüsünü sanırım bulamamıştım yani. Onu hatırlayamıyorum. Ya yani buradaki ulti görüntüsü de yine bayağı bir güzel. Kostümü gerçekten bayağı sağlam değiştirmişler. Hem dış görünüş olarak full değişmiş hem efekt olarak full değişmiş. İlk 5'e geldik artık. Listemin 5. sırasında beyaz crop kostümü bulunuyor. Hocam şimdi bu kostüm biliyorsunuz ki, hatta kostüm değil, bu karakter biliyorsunuz ki bir ara bir değişime uğramıştı. Karakterin zaten dış görünüşü değişmiş. Kostümün de yine aynı şekilde dış görünüşü değişmiş. Hani bu kostümde bir de inanılmaz bir detay var. Eskiden bunu 100 elmasa satmışlar abi. 100 elmaslık yani bilmiyorum. O zamanlar böyle inanılmaz güzel kostümler bulunmuyormuş. Hani efsanevi de karakter olunca herhalde demiş der ki hocam biz buna yardıralım. Hani o kafada yapmış olabilirler. Bir şey diyemeyeceğim. Şu anda bu kostümün düz vuruş efekti falan da değişti. Onun dışında süperindeki hal ve hareketleri de değişmiş oldu. Dış görünüşü de yine aynı şekilde değişti. Ben şu anki halini tercih ederim. Eski hali yani çok da iyi durmuyor. Listemle 4. sıraya geldim. 4. sırada El Rey Primo kostümü bulunuyor arkadaşlar. Bu da yine sağlam değişen kostümlerden bir tanesi. Dış görünüş olarak şu an bayağı bir daha güzel duruyor. Ama eski haline de haksızlık etmek istemiyorum. Eski halini dış görünüşü kötü değil bence. O da yine güzel gözüküyor. Şimdi efekt olarak bir ayda hocam bunu da düz vuruş efekti bir yani Elrudo'ya getirdiyseler buna da tabii ki getirecekler. Eski halinde efekt yine yok gibi. Düz vuruşunda normal eski Primo gibi vuruyordunuz. Şöyle bir de evet, süperimizde de yine arkadan biz çıkıyor. Yerde yine bir görmüş olduğunuz gibi yıldızlı böyle izler çıktı. Hani efekt olarak çok değişmiş bir kostüm yine. Dış görünüş olarak da aynı şekilde yine bayağı bir değiştirmişler. Ve geldim listemde 3. sıraya. 3. sırada bir anda tekrardan ender kısmına geri döndük. 3. sıraya ben altın Barley kostümünü aldım. Altın Barley kostümünün eski görünüşü bayağı bir değişik. Hani Barley karakteri de biliyorsunuz ki bir evrim geçirdi arkadaşlar. Eski hali Barley'in bu şekilde değildi. Hani hem bu evrimi düşününce hem de kostümün dış görünüşünün değiştiğini düşününce bayağı bir farklılık oluşuyor. Şimdi bu kostümde şöyle bir problem var. Eski halinin gameplay'ini bulamadım arkadaşlar. Yani sadece fotoğrafı bulunuyor abimizin. Ben bayağı bir baktım bulamadım ama yani muhtemelen yine aynı şekilde efektsizdi diye düşünüyorum yani. Çünkü eski kostümlerin birçoğuna bakıyorum efektsiz bir şekilde oyun içerisine takılıyorlarmış. Genel olarak böyle dış görünüşü daha iyi değişen daha pahalı, daha az değişen daha ucuz oluyormuş. Ve listemde 2. sıraya geldim. Bu kostüm beni baya bir şaşırttı arkadaşlar. Yani hiç haberim olmayan bir kostümdü. 2. sırada Brock sahilde var. Brock sahilde ben sürekli böyle biliyorum ya. Ben hep bu haline aşinayım yani. Eski halini hiç hatırlamıyordum. Gördüğüm zaman da şaşırdım yani. Tamam Brock'un eski halini biliyorum. O konuda bir problem yok ama o eski halindeyken Brock sahilde kostümünün oyunda olduğunu bilmiyordum. Bunun da yine oyun içi görüntülerine baktığınız zaman arkadaşlar herhangi bir efekti bulunuyor gibi durmuyor gerçekten. Şu anda hem sesi bulunuyor hem roketi değişiyor. Böyle sulu bir efekti var. Ultisine bastığınız zaman da yine aynı düz vuruşuna yakın benzer bir efekte sahip oluyor. Ama eski halin görüntüsü gerçekten inanılmaz bayağı değişen bir kostüm bu. Ve geldim artık listemde 1. sıraya. 1. sırada altın Rico kostümünün eski hali var. Abi bu kostüm yine biliyorsunuz ki Rico değildi eskiden. Ricochet isimli eski görünümü vardı. Bu karakter de yine bir evrim geçirmişti. Evrim geçirmeden önce altın Rico kostümü de oyunun içerisinde bulunuyormuş. Hani bunlar betadan da önceki bu Decay dönemde bulunduğu için ben de bu ilk ikiyi hatırlamıyordum mesela hiç. Video için baktığım zaman gördüm. Yani sen o halden bu hale nasıl gelmiş olabilirsin? Yani şu ya evrime resmen kafa atma gibi bir şey yani. Gerçekten inanılmaz mükemmel bir değişim. Eski halinde yine adam
akıllı herhangi bir efekt bulunuyor gibi durmuyor. Yeni halinde şu an gerçekten sağlam efektlere sahip arkadaşlar. Kostüm, hani en çok değişen kostüm bu olduğu için ve en güzel hale de bu dönüşmüş olduğu için ben bunu birinci sıraya koydum. Brock Tile'de de yine güzel bir dönüşüme uğramış ama Rico bence bir tık daha iyi onlar şu anda. Kostümler bu şekildeydi arkadaşlar. Sizde en çok şaşırtan kostüm hangisi oldu? Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.